Koltuk sözcüğü bu cümlede kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Televizyonun karşısına bir koltuk almak gerek. Bu cümlede koltuk kelimesi evimizde kullandığımız bir eşya olarak kullanılmış. Bir bardak çay alarak koltuğuna oturdu. Yine bu cümlede koltuk kelimesi evimizdeki eşya anlamında kullanılmış. Gazeteleri koltuğunun altına sıkıştırdı. Bu cümlede koltuk kelimesi vücut bölümü anlamına gelmekte. Yani kolunun altından bahsediyor. Müdür aynı okula atanmış koltuğunu kimseye vermemişti. Bu cümlede koltuktan kasıt müdürün makamını söylüyor. Başkanlık seçimlerinde iki kardeş koltuk kavgasına tutuştu. Yani iki kardeş makam için kavga etmişler. Dolayısıyla koltuk kelimesi bu cümlelerde eşya, vücut bölümü ve makam olarak üç farklı anlamda kullanılmıştır. Doğru cevabım B seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde tok sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır? 1. Tok olsam da ikram edileni geri çevirmem. Bu cümlede tok kelimesi yeme içme anlamında kullanılmış. Temel bir ihtiyaçtan bahseder. O tok satıcıdır. İndirim yapacağını düşünmüyorum. Tok satıcıdan kasıt paraya ihtiyacı yok. 3. Tok sesiyle bağırdığında ortalığı inletirdi. Tok sesli demek sesinin kalın olduğunu söylemek. 4. Sofradan tok kalktığına emin olamazdım. Bu cümlede yine sofradan tok kalkmaktan basit yeme içmeye kastediyor. Dolayısıyla aynı anlama gelen kelimeler 1 ve 4. cümlelerdeki tok kelimeleridir. Dolayısıyla doğru cevabım B seçeneğidir. birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirine karşıt olan sözcüklere zıt, karşıt anlamlı sözcükler denir. Buna göre bebeğin pamuk gibi yumuşak ellerini avucunun içine aldı. Cümlesindeki alt çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisinde vardır? Bebeğin pamuk gibi yumuşak elleri dediğimizde bu cümledeki yumuşak kelimesi dokudan bahsedilir. Bir cismin bizde uyandırdığı hissiyattan bahsedilir. Dolayısıyla buradaki yumuşak kelimesinin zıttı doku olarak sertten bahsetmektir. Buna uygun bir örnek bulmam gerekiyor. A. Türkiye'nin bu duruma tepkisi hayli sert oldu. Sert tepki vermek yani olumsuz tepki vermekten bahsedilir. Dolayısıyla A seçeneği olmaz. B. Sert sözlerle verilen mesajlar çoğu zaman ters teper. Sert sözler dediğimiz zaman onun dokusal olarak zaten bir sözün yumuşak ya da sert olmasını ifade edemeyiz. Yine olumsuz konuşmalardan bahsedilir bu cümlenin zıttı değildir. C. Arabasının üzerine sert bir cismin düştüğü anlaşılıyor. Cismin sertliğini hissedebilirim. Tıpkı bir bebeğin ellerinin yumuşaklığını hissettiğim gibi. Yine burada dokudan bahseder. Dolayısıyla doğru cevabım C seçeneğidir. D. Sert davranışlara başvurmayan hoşgörülü bir kişiliğe sahipti. Sert davranış ile yine aynı şekilde insanlarda oluşturulan olumsuz hal ve hareketlerdir. Dolayısıyla D seçeneği de olmaz. Genel olarak aynı anlama gelen birbirlerinin yerine kullanılabilen sözcükleri eş anlamlı anlamda sözcükler denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır? A. Konuşurken bir yandan da sınıfın önünde bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Burada anlamdaş kelimeler yok aşağı ve yukarı birbirinin zıttı olan kelimelerdir. B. Hasan yemek salonuna giderken çok ciddi ama mutlu görünüyordu. Yine burada eş anlamlı kelime yok. C. Çocuklar uzun koridorda koşarak geçip buz gibi avluya çıktılar. Eş anlamlı kelimeler yok. D. Keder evlerine vatan, sorumluluk yaylalarını yurt yapmıştı. Vatan ve yurt kelimeleri birbirinin yerine kullanılabilen eş anlamlı kelimelerdir. Dolayısıyla doğru cevabım D seçeneğidir. Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere sesteş sözcükler denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş eş sesli sözcükler bir arada kullanılmıştır? A. Şairimizin Türkçe aşkı herkes tarafından biliniyor. Burada sesleş kelime yok. B. Aylardır elin memleketlerinde çalışırken elleri nasır tutmuştu. Elin memleketi dediğinde buradaki elden kısıt yabancıları kastediyor. Yabancı insanların memleketi. Ancak elleri nasır tutmuş derken bu kelime grubunda da el kelimesi vücut organı anlamına gelmekte. Sesleş kelimeler için tanımda diyor ki yazılışları aynı. Doğru. Her ikisi de el şeklinde yazılmakta. Ancak anlamları farklı olacaktı diyor. Yazılışları aynı olmasına rağmen biri yabancı, diğeri organ anlamına gelmekte. Dolayısıyla sesteş kelimelerin bir arada kullanıldığı seçenek B seçeneğidir. Diğer seçenekleri de okuyalım. Şiirlerinde sadelik göze çarparken düz yazılarının yalın olmadığı görülür. Burada sesteş kelime kullanılmamış de yuvalarını çoğunlukla evlerinin çatılarına, görünmeyen köşelerine yaparlar. Yine burada sesteş kelime bulunmamaktadır. Aynı anlamı ifade eden ve birbirinin yerine kullanılabilen sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler eş anlamlı değildir? A- Konukları uğurlamak için avluya çıktı. Misafirin eve bereket getirdiği söylenir. Konuk, misafir eş anlamlı kelimelerdir. B. Zaman kıymetini bilmemiz gereken bir değerdir. Büyükler vakit nakittir demişler. Zaman, vakit yine eş anlamlı kelimeler. C. Çeviri eserlerde ifade bozuklukları var. Yabancı dil öğrenmenin önemine dikkat çekti çeviri kelimesinin eş anlamlısı tercüme etmektir. Tercüme etmek. Dolayısıyla yabancı sözcü bu kelimenin eş anlamlısı olmaz. Doğru cevabım C seçeneğidir. D. Islak zeminde yürürken dikkat etmelisin. Masanın üzeri yine yaş kalmış. Yani masanın üstü yine ıslak diyor. Islak ve yaş kalması birbirinin eş anlamlısıdır. D seçeneği de olmaz. Eş anlamlı olmayan kelimeler çeviri ve yabancı sözcükleridir. Aynı şekilde yazıldığı halde farklı anlamlara gelen sözcüklere sesteş sözcükler denir. Buna göre aşırı cümlelerin hangisinde birden fazla sesteş sözcük kullanılmıştır? A. Benim gözümde herkesin yeri ayrıdır. Bu cümledeki sesteş kelime ben ifadesidir. Ben kelimesi hem kişi zamir olarak birinci tekil kişiden bahsederiz hem de vücuttaki leke anlamına gelir. Ancak bir tane olduğu için an seçeneği olmaz. Biz birden fazla istiyoruz. Ve Kır gezisinde ıslanan ceketi hala yaştı. Bu cümlede iki tane sesteş kelime vardır. Birincisi kır kelimesi. Örneğin bir odun kırmaktan bahsedebilirim. Kırmak eylemi var. İkincisiyle ise yeşil alan anlamına gelir. Bu bir sesleş kelimedir. Diğer kelime ise yaş kelimesi. Birinci anlamı ıslak, sulu anlamına gelir. Diğeri ise örnek veriyorum 10 yaşındayım ifadesi. İnsanın yaşını ifade eder. Dolayısıyla burada birden fazla sesleş kelime olduğu için doğru cevabım B seçeneğidir. C. Kadının arı bir Türkçesi olduğu kesindi. Bu cümlede Sesteş kelime arı kelimesidir. Hem bir hayvanın adıdır hem de temiz, duru anlamına gelir. Ancak bir tane olduğu için C seçeneği de olmaz. D. Gece bu saatte dışarı çıkmak sakıncalıdır dediğimde sesteş kelime yoktur.